PHP'de döngüler. Belirli bir kural dahilinde tekrarlanan işlemlerde, işlemi gerçekleştiren kodun da hemen hemen tamamının işlem sayısı kadar tekrarlanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu da, iyi bir programcının uzak durması gereken en önemli problemlerden birisi olan gereksiz kod kalabalığına yol açmaktadır. Bu gibi durumlar için geliştirilen programatik yapılara döngü adı verilir. Döngüler, belirli bir düzen içinde tekrarlanan kodların sadece bir defa yazılmasını sağlarlar. PHP'de kullanılan İki adet döngü vardır. Birincisi for döngüsü, ikincisi ise while döngüsüdür. Bir örnek verecek olursak, örneğin birden ona kadar olan sayıları ekrana bastırmak isteyelim. Eğer for döngüsünü bilmiyorsak bunu echo ile yazdırabiliriz. Echo 1, bir, bir birim boşluk bırakırız ve yine altına echo 2, echo 3, bu böyle devam eder. Ve yine Eko on deyip bunu bitiririz. Ancak bu şekilde yazmak gördüğümüz gibi kod kalabalığına yol açmaktadır. Bu yüzden zaten döngüler kullanılır PHP'de. Şimdi bunun aynısını for döngüsüyle yapmaya çalışalım. For döngüsünün söz dizimi şu şekildedir. For diyoruz ve başlangıç değerini yazıyoruz. Noktalı virgül, bitiş değeri, noktalı virgül, artış miktarı şeklinde yazıyoruz ve süslü parantezler içerisine bu döngünün içinde kullanılacak olan değerleri yazıyoruz. Kullanılacak olan değerler. Söz dizimi bu şekildedir. Noktalı virgüllerle birbirinden ayıracağız ve süslü parantezler içerisine de o döngünün yapması gereken kuralları belirtiyoruz. Şimdi bunları silelim ve yazalım. Dolar i diye bir değişken oluşturup değerine 1 diyelim. Noktalı virgül. Dolar i küçüktür. 11 diyelim. Ve i'nin değerini her döngüde bir kere arttıralım. Ve i'nin değeri artarken de ekrana eko dolar i diyelim. Şimdi bu kod şunu sağlamaktadır. i'nin değeri başlangıçta 1'dir. Ve i'nin değeri ekrana bastırılır. Kod bir kez daha döndüğünde i'nin değeri 2 olacaktır. Şurada bir kere arttırmasını söylemiştik. O yüzden i'nin değeri 2 oldu. Sonra buraya gelip bir karşılaştırma yapacak. i'nin değeri 2. 2 küçüktür. 11 doğru ise buradaki kodlar çalışacak. Doğru değilse artık döngünün dışına çıkacaktır. Bir kez daha döndü. i'nin değeri 3 oldu. 3 küçük 11 doğrudur. O yüzden yine i'nin değerini ekrana bastırdı. Bu şekilde devam edecek. Ta ki 11'e kadar. i'nin değeri 11 olduğunda 11, 11'den daha küçük olmadığından artık döngünün dışına çıkacaktır. Ve sadece 1'den 10'a kadar olan sayıların değerini ekrana bastıracaktır. Yalnız şurada bir birim boşluk bırakıyoruz. Alt alta yazılması açısından ve kaydediyoruz. Ders 10 diye kaydettik bunu. Şimdi bunu web tarayıcısında görüntülüyoruz. Evet bakın birden 10'a kadar olan sayıları ekrana bastırdı. Dikkat etmemiz gereken yerler şunlar. Örneğin küçük eşit 11 dersem bu sefer 11'e kadar yazdıracaktır. Görelim. Bakın 11'i de döngünün içine dahil etti. Çünkü artık şartımız değişti. 11'den küçük olması demekle 11'e eşit ve 11'den küçük olması demek farklı şeylerdir. Mesela 10'a kadar yazdırmak istiyorsak buraya 10 yazacağız tekrar. Ve 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana bastıracağız. Bu değeri ne kadar büyütürseniz o kadar olur. Örneğin 1'den 100'e kadar olan sayıları şu anda ekrana bastıracaktır. Görelim. Evet 1 ile 100 arasındaki sayıların hepsini Ekrana bastırdı. Ve artış miktarından söz edelim. Eğer değeri bir kere arttırmak istiyorsanız değişken ve iki tane artı işareti kullanabilirsiniz. Bununla şunun anlamı aynıdır. Dolar i eşittir. Dolar i artı 1. Bu az önce yazdığım kodla aynıdır. Bu onun kısa yazımıdır. Dilerseniz bakalım tarayıcıda. Yine aynı sonucu verecektir. Yine 1 ile 100 arasındaki sayıları ekrana bastırdı. Örneğin 2 2 artmasını istiyoruz. Şimdi ekrana sadece tek sayıları yazdıracaktır. Bakın 1 3 5 7 9 diye devam ediyor. Nereye kadar? 99'a kadar devam edecek. 3 yaparsak bunu bu sefer 3'er 3'er artacaktır. Bakın 1 4 7 10 13 diye artmaya devam etti. Diyelim ki çift sayıları ekrana bastırmak istiyoruz. O zaman döngümüzün 0'dan başlaması gerekir. Çünkü en küçük çift sayı sıfırdır. Ve döngümüzün ikişer ikişer artması gerekir. Görelim. 0, 2, 4, 6, 8 diye devam ediyor. Örneğin 5'er 5'er artmasını istiyoruz. O zaman i'nin değerini her seferinde 5, 5 arttırmamız gerekecektir. Evet 0 ile 100 arasındaki 5'in katları ekrana bastırıldı. For döngüsünün kullanımı bu şekildedir PHP'de. Döngüler yaratmak için for döngüsünü kullanabilirsiniz.